Arkadaşlar soruda verilen şartlara uygun sayılar 11 sayısı rakamları çarpımına tam bölünür. 12 ifadesi, 15 ifadesi, 24 ifadesi ve 36 ifadesidir. O halde doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bir bölme işleminde kalan ifadesi yani C ifadesi bölümden, bölenden yani 24'ten daima küçük olmalıdır. Soruda verilen bilgiye göre A tektir ve 24 ile B çarpılıp buraya yazıldığında burada bir çift sayı elde edilir. Tek sayıdan çift sayı çıkarıldığında C ifadesi kesinlikle tektir. O halde arkadaşlar C'nin alabileceği değerler 1 3 5 nereye kadar? 24'ten küçük tek sayılara kadar. Yani en büyük ne olabilir? 23 olabilir. Buranın terim sayısı hesaplanırsa son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına bölüyor ve 1 ekliyorum ve bu durumda da arkadaşlar ne buluyorum? 12 ifadesini buluyorum. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu işlemin sonucunu bulabilmek için buradaki sayının 11 ile bölümünden kalanı hesaplamam gerekmekte. Çünkü bakın 11 ile bölümünden kalanı kontrol ettiğinizde C'nin üzerine artı, aynı burada olduğu gibi B'nin üzerine eksi ve bu sırayla devam ettiğinizde A'nın üzerine de aynı burada olduğu gibi artı işareti gelecektir. Peki 7 faktöriyelin karesi ifadesinin 11 ile bölümünden kalanı nasıl bulabilirim? Dilerseniz 7 faktöriyel sayısını bir yazalım. Ne var? 1 var, 2 var, 3, 4, 5, 6 ve 7 ifadeleri mevcut. E karesi olduğundan dolayı arkadaşlar bu ifadeden bir tane daha yazmam gerekmekte. Bir tane daha yazdığımızda hemen şunu görmenizi istiyorum. Bakın 2 ile 6'nın çarpımı 12'dir ve 11 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani bu ikisini kaldırıp buraya 1 yazabilirim. 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir ve 12'nin 11 ile bölümünden kalan 1 olduğu için bu ikisini kaldırıp buraya da ne yazabilirim? 1 yazabilirim. Bu durumda buradaki 1 1 1 ve 5 ile 7'yi çarptığımızda burası 35 yapar. Benzer şekilde 3 ile 4 yerine 1, 2 ile 6 yerine 1 yazıp buradaki değerler kaldırıldığında Buradan da 35 gelecektir. 35 ifadesinin 11'e bölümünden kalan 2'dir. 35 ifadesinin 11'e bölümünden kalan 2 ve bu ikisinin çarpımı ne yapar? 4 yapar. Yani buradaki sayının 11 ile bölümünden kalan ne olmalıymış? 4 olmalıymış. O halde sırasıyla artı olanları yazalım. C'de artı var, 6'da artı var. Bir atlıyorum. 0'da artı var ve A'da artı var. Bunların toplamı ne yapar? A artı C artı 6 yapar. Pozitif olanlardan ne yapmalıyım? Negatif işaretlileri yani B'yi, 1'i, 4'ü ve 2'yi çıkarmalıyım. Bu durumda burası ne yapmıştır arkadaşlar? Burada B var, 1 var, 4 var, 2 var. Yani burası 7 artı B yapmıştır. Ve bu sayının 11 ile bölümünden kalan 4 olduğu için bu ifade 11'in katının 4 fazlasına eşittir. Buradaki işlem yapıldığında burası a eksi b artı c eksi 1 gelir. Ve bu ifade 11'in katının 4 fazlasıysa eksi 1 karşı alındığında a eksi b artı c ifadesi 11'in katının ne olmalıdır? 5 fazlası olmalıdır. Burada k yerine 0 yazıldığında şu işlemin sonucu yani a eksi b artı c ifadesinin sonucu ne olarak bulunur? 5 olarak bulunur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar A sayısının 9 ile bölümünden kalanı bulabilmek için A sayısının rakamlarının toplamını bulmam gerekmekte. Burada 1'den 1 tane var. Yani 1'in karesi olarak yazabilirim. Artı 2'den 2 tane var. Yani 2'nin karesi olarak yazılabilir. 3'ten 3 tane var. O halde 3'ün karesi. Artı devam ettiğimizde aynı mantıktan 7 tane 7 ne yapar? 7'nin karesi yapar. Şimdi bu ifadenin toplamını bulmalıyım. Hemen size bir hatırlatma yapalım. 1 artı, tabi 1'in karesi artı 2'nin karesi artı devam etsin. Nereye kadar? N'nin karesine kadar. Bu ifadenin toplamı şu şekilde bulunur. N çarpı N artı 1 çarpı 2N artı 1 bölü 6 yardımıyla bulunur. Tabii ki burada N sayısı 7 olduğu için N yerine 7 yazmam gerekmekte. Buraya 7 yazdım. Burası 8, burası 15, ve bu ifadeyi ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. Bu durumda hemen 3'e bölelim 5 kalsın. 3'e bölelim 2 kalsın. 2 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 4 kaldı. Ve arkadaşlar bu işlemin sonucu ne yaptı? 140 yaptı. 140 ifadesinin 9'a bölümünden kalanı bulmak için rakamları toplamına bakmam yeterli. Bu ifadenin rakamlar toplamı 5 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar her sınıfta 18 öğrenci varsa demek ki bu ifade 18'in bir katı olmalı. 18'in bir katıysa demek ki 2'nin ve 9'un katı olmalı. 2'nin katı olması için b ifadesinin alması gereken alabileceği değerler 0, 2, 4, 6 ve 8'dir. Şimdi burada b yerine hemen bir değer vermek yerine burada okulda en çok kaç sınıf olabilir dediği için şu ifadenin alabileceği en büyük değere bakmam gerekecek ve bu ifadenin en büyük olabilmesi için A değeri olabildiği zaman olabildiği kadar büyük olmalı. Peki arkadaşlar rakamlar toplamı olan A artı B artı 5 ifadesi de ne olmalıdır? 9'un katı olmalıdır. Şimdi burada yorumumuz şu olmalı. Acaba biz B yerine hangisini yazarsak A değeri olabildiği kadar büyük olur diye düşünüyorum. Ve dilerseniz şöyle yapalım. Bakın B yerine 0 yazdığınızda A değeri 4 olmalı. B yerine 2 yazdığınızda A değeri 2 olmalı. B yerine 4 yazdığınızda A değeri 9 olmalı. Bence A'nın 9'dan daha fazla bir şey olması çok da mümkün değildir. E o halde biz buradaki arkadaşlar öğrenci sayısının A yerine 9, B yerine 4 yazdığınızda 954 olduğunu söyleyebiliriz. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar okulda 18 tane öğrenci varsa her sınıfta bu ifade 18'e bölündüğünde 95'in içerisinde 18 kaç defa var? 5 defa var. Burası 90 yaptı. Çıkardım 54. 54'ün içerisinde 18 3 defa olduğu için doğru yanıt nedir? C seçeneğidir. Arkadaşlar tüccar tanesi 45 liradan belirli adet ayakkabı aldığına göre ve arkadaşlar burada biz neyi biliyoruz başka? Tek sayıda ayakkabı aldığını biliyoruz. Demek ki şu sayı arkadaşlar 45'e tam bölünebilmeli ve tek olmalı. Çünkü 45 ile tek bir sayıyı çarptığımızda sonuç tek gelecektir. Bir sayının 45 ile bölünebilmesi 5 ve 9'a bölünebilmesi ile alakalıdır. 5'e tam bölünebilmesi için son basamaktaki değer ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. E biz sayımızın tek olduğunu bildiğimize göre demek ki arkadaşlar sonu 0 değil. O halde benim sayım şu formata dönüşmüştür. Baştaki ifadeyi bilmiyorum. Burada 38 var. Buranın da 5 olduğundan eminim. Ve bu sayı 9'a tam bölünmeli. Şuraya x diyelim rakamlar toplamı bu durumda 16 artı x'tir. Ve bu ifade 9'un katı olacaksa x'in değeri de buradan 2'dir. Yani bizim sayımız 2, 3, 8, 5 sayısıymış. Bizden şu ikisinin toplamı istenmekte. Bu ikisi toplandığında 7 elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet soruyu okuduğumuzu varsayarak arkadaşlar burada 3 yazılmış. Buraya 3'ü yazalım. Burada 4 vardır. 4'ü yazalım. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. A yazılmamış. Burası zaten 2'dir. Buraya da B yazalım. Sayımız 3, 4, A, 2, B sayısı. Söylenen ifade bu sayının 33 ile bölümünden. 33 ile bölme kuralını bilmiyoruz. Onun yerine 11 çarpı 3 yazıyoruz. O zaman 11 ile bölümünden kalan 11'miş. 3 ile bölümünden kalan 11. Arkadaşlar bir sayının 11 ile bölümünden kalan tekrar 11 olamaz. O zaman bu 11'i tekrar 11'e bölüyoruz. 1 kere 11, 11 kalan 0'dır diyeceğiz. Yani 11 ile bölümünden kalan yerine 11 değil ne yazacağız? 0. O zaman bir sayının 3 ile bölümünden kalan kalan 11 olamaz. Tekrar bölmeye devam ediyoruz. 3 kere 3, 9 kalan nedir diyeceğiz? Kalan 2'dir diyeceğiz. O zaman 11... 3'ün 11 ile bölümünden kalan 2'dir diyeceğiz. 3 ile bölümünden kalan 11 ise tekrar 3'e böldük. 3 ile bölümünden kalan 2'dir diyeceğiz. Bunu anlayacağız. Aradığımız koşul şu. Sayının 11 ile tam bölünmesi lazım kalan 0. 3 ile bölümünden de kalan 2 olması lazım. 11 ile bölünebilme kuralı artı, eksi, artı, eksi, artı yazıyoruz. Artıları kendi aralarında topluyoruz. 3 artı a artı b. Eksileri kendi aralarında topluyoruz. 4, 2 daha 6. Sonuç 11 ile tam bölünüyorsa 0 olabilir. O zaman 3 eksi 6'dan eksi 3 diğer tarafa atarsak a artı b değerimiz nedir? 3 olabilir. Ama 11 fazlası 14 de olabilir. 11 ile bölünebilme kuralı. Şimdi gelelim 3 ile bölünde 2 kalanını veriyor. 3 ile bölünebilme kuralı rakamlarını toplarız. 3 ve 3'ün katı olan sayıları da atarız. 3, 4 daha 7, 2 daha 9 atabiliriz. O zaman a artı b değeri. 3 ile tam bölünseydi a artı b değeri kaç olurdu? Ama 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 3, 4 daha 7, 2 daha 9, 9'u atabiliriz 3'ün katı. A artı B o zaman 2 kalanı vereceği için 2, 3 fazlası 5, 3 fazlası 8, 3 fazlası 11, 3 fazlası 14 olur. Bakın A artı B değeri 3, burada 3 olamıyor. A artı B değeri 14 ama burada 14 olabiliyor. İkisini de sağlaması lazım. O zaman A artı B değeri yani birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı 14'tür diyeceğiz. E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar neyin sayısının asal bölenlerinin çarpımı 10 ise demek ki arkadaşlar n sayısının asal bölenleri ne olmalıdır? 2 ve 5 olmalıdır. Çünkü sadece bu iki asal sayıyı çarparsam sonuç 10 gelir. O halde n sayısının biz burada arkadaşlar ne olmasını sağlayalım? 3 basamaklı olmasını sağlayalım. Şimdi 2 ile 5'i yazdım. Bunların kuvvetleri olacak tabii ki ama burada n sayısının olabildiği kadar arkadaşlar küçük bir sayı olması gerektiğini unutmayacağım. Peki burada kuvvetleri nasıl ayarlayabilirim? Mesela biz şu ifadenin şu ifadenin dördüncü kuvvetini alsak buna birinci kuvvet desek bu durumda 80 elde ettim. Olmadı. Bunları kaldıracağım. Şöyle yapalım. Şuna 5 diyelim. 32 olsun. 32 ile 5'i çarptığımız takdirde bu ifadenin sonucu 160 yapar. Evet bu belki olabilir. Ama biraz daha incelemeye devam ediyorum. Neye sayısı eşittir. Bakın buraya 2, buraya 5 yazdım. Kuvvetleri ayarlamaya çalışıyorum. Bu durumda değerli arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Şu ifadenin e, karesini alsam 25 yapar. Bu ifadenin de karesini alsam bakın ne yaptı bu durumda. Bu işlemin sonucu 100 yaptı. Yani daha küçük bir ifade bulmayı başardım. O halde 100'ün 11'e bölümünden kalanı araştıralım. 100 11'e bölündüğünde 9 defa vardır ve kalan 1'dir. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar 3'ün tam katı olanlar ve 5'in tam katı olanlar boyalı olacaksa demek ki sayılarımız 15'in tam katı olmalı. O halde ilk sayımız 15'tir. 15'ten sonraki sayımız 30. 30'dan sonra 45. 45'ten sonra 60. 60'dan sonra 75. 90. 105. Devam ediyorum. Hepsini yazacağım. 120. 135. Ve 150. Yalnız ne istenmemekte? B'nin e, ve D'nin boyalı olması istenmemekte. Yani 4'ün tam katı olanlarla 6'nın tam katı olanları çıkarmam gerekmekte. 6'nın tam katı gitti, 6'nın tam katı gitti. Bu ifade 6'nın tam katı gitti, bu ifade 6'nın tam katı gitti ve bu ifade de 6'nın tam katı olduğu için gitti. Geriye kalan ifadelerde 4'ün veya 6'nın tam katı bir ifade kalmadı. O halde 1, 2, 3, 4... 5 tanedir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar rakamları farklı ve en büyük dediği için hemen buraya 9'u ve 8'i yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar son basamağın eğer ki biz 7 olduğunu düşünürsek. Zaten buraya 8 ve 9 yazma şansım kalmadı. Acaba bu ifade 7'ye tam bölünebilir mi diye kontrol ediyorum. 9'un içerisinde 7 bir defa var. Burası 7. Çıkardım. 28. 28'de 7 4 defa burası 28 kalan ne oldu 7 oldu burası da 1. Yani 987 sayısı son basamağındaki ifadeye tam bölünebildiği için sayımız budur. Rakamlar toplamı da 9 8 7 ne yapar? 24 yapar. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar 20 basamaklı bu sayının son 2 basamağını 23 olarak değil de 00 olarak düşünüp bu ifadeye 23 eklediğinizde sayıda hiçbir değişiklik yapmış olmazsınız. Sonuçta buradaki ifade ile buradaki ifade toplandığında sonuç gene ilk verilen sayıya eşit olacaktır. Bu durumda şunu görebildik galiba. Şu ifade 5'in tam katıdır. Çünkü son basamağı 0'dır. Peki rakamları toplandığında ne elde edilir? Bakın burası için 5, 10, 15, 20, 25 30 35 40 45. Yani rakamlar toplamı da 45 olduğu için bu ifade 9'a tam bölünür. Hem 5'e hem de 9'a tam bölünebildiği için burası ne yapacaktır? 45'e tam bölünecektir. Burası 45'e tam bölünebildiğine göre geriye sadece 23 kalmıştır. O halde doğru yanıt E seçeneğidir. Müzik